Merhabalar herkese. Vlad kampanyasına kaldığımız yerden devam. Ama kampanya devam etmeden önce bir önceki bölümde kaçırdığım bir fırsattan bahsetmek istiyorum. Bu video serisini bir nevi kendine bir kılavuz olarak almak, böyle vampirler nasıl oynanır falan öğrenmek isteyenler için şöyle bir fırsatım vardı arkadaşlar. Bir saniye, şunları bir basayım. Şimdi bu adamların Talabekland'ın fraksiyon lideri Camperbat'tiydi. Ve şöyle yapabilirdim. Şu ordunun gelmesini bekleyebilirdim. Vlad'in ordusunu komple bu arkadaşa teslim edebilirdim. Bunu biraz uzaklaştırabilirdim. Ardından sadece Vlad'le Camperbat'e saldırabilirdim. Savaş başladıktan sonra da eske bastığınız zaman mağlubiyeti kabul et diye bir buton vardır. Mağlubiyeti kabul et butonuna tıklayarak savaşı kaybedebilirdim. Şimdi orduyu diğer orduya vermemin sebebi şeyden çok emin değilim. Vampirlerde mağlubiyet kabul et dediğiniz zaman, normalde vampirlerle savaş kaybettiğiniz zaman bunlar çözülür ve yok olur ya. Ordu tamamen yok oluyor olabilir. Yani diğer fraksiyonlarla yapacak olsam mesela orduyu ona vermek zorunda kalmaz ama emin değilim yani. Şimdi Vlad'le eğer öyle bir şey varsa mağlubiyet kabul et dediğiniz zaman Vlad ölür. Ama Vlad'in hızlı bir şekilde geri gelme özelliği var. Gelir zaten kısa süre içinde ama önemli olan o değil. Şimdi oyunda bildiğiniz gibi defeat trait diye böyle bir efsanevi lordları mağlup ettiğiniz zaman kazandığınız özellikler vardır. Vlad'i mağlup ettiğiniz zaman kazandığınız özellik, normalde yaralandığınız zaman 5 tur yaralı kalırsınız, sonra geri dönersiniz ama Vlad'i mağlup ederseniz o süre 1 tura iner. Yani her tur geri gelebilirsiniz. Şimdi ben bunların fraksiyon liderine kaybettiğim zaman o fraksiyon lideri Vlad'in o defeat trait'ini alır. Yani her tur geri gelebilecek pozisyonda olur. Yani Vlad'le kaybettikten sonra buradaki ordumla ben Camperbat'e saldırırdım. O orduyu mağlup ederdim. Bir tane kan öpücüğü alırdım. Şehri talan ederdim. Ele geçirmezdim. Talan ettikten sonra ertesi tur fraksiyon lideri tekrar geri gelirdi. Tekrar saldırırdım, tekrar talan ederdim, tekrar bir kan öpücüğü alırdım. Kan öpücüğü malum fraksiyon liderleri mağlup edilerek kazanılan bir şey. Yani farmlardım kan öpücüğünü, hızlı bir şekilde şunları yapabilirdim. Tabii ki bu bundan sonra yapamayacağım anlamına gelmiyor. Atıyorum Karfrans'a da aynı şeyi yapabilirim ama burada hazır fazla kişiyle savaş halinde değilken bu fraksiyon liderine, bu Talabeklant'ın fraksiyon liderine Vlad'in defeat trait'ini verip orada kan öpücüğü farmlama işlemini aslında yapabilirdim. Güzel olurdu. Neyse. Bunu aradan çıkarttığımıza göre şimdi önemli bir karar daha vermem gerekiyor. Rackland'e savaş açabilirim Karfrans'a. Ama yapabileceğim bir diğer şey de hazır kimseyle savaş halinde değilken görev muharebelerini yapmak. Görev muharebeleri şu an bayağı fayda sağlar bana. Ama şöyle bir riski var. Altdorf'u ben Heinrich Kemner'a kaptırmak istemiyorum. Buradan gelip saldırır mı Altdorf'a? Yani bence biraz düşük ihtimal. Önce Bristrike'a doğru hareket eder diye düşünüyorum ama o riske girmek istemiyorum. Ben Altdorf'u kendime istiyorum. Kaç yerleşim yakalmıştı? 5 mi? Yes. Okay. Ben o zaman Karfrans'a savaş açacağım. Görev muharebesini birazcık erteleyeceğim. Okay. Öyle yapalım. Sevgili Höyük Lejyonu. Karfrans'a karşı savaşa girersem. Ekstra bir anlaşma sağlayamıyoruz ama en azından 1000 lira cebimize sokuyor sağ olsun Heinrich'imiz. Tamamdır. Gel bakalım Karfrans. Ordular ilk hedefiniz Altdorf'tur diyecektim ama ilk hedefimiz Grunberg. Sen bu savaşa giremiyorsun. Okay. Şuradan şu Grunberg'i bir alalım. Gerek yok herhalde şey yapmama. Kendim yapmama. Bu temel silah, alevli saldırıları. Okey, alıversen. Bayağı hasar aldık aslında. Neyse canım, önemli değil. İşgal ediniz. Aşağıdan gelebilecek bir saldırı var ama yok, saldırmaz. Bu zayıf bir ordu. Elspeth'in ordusu şuralarda falan beklemiyorsa, ki beklemiyordur. Elspeth kimle savaş halinde şu an? Karanlık bunlarla savaş halinde. Enteresan bir de Karazehir'le. Karazehir hangisiydi ya? Hatırlamıyorum ama yakınlarımda bir şey değildi galiba. Neyse, Elspeth'in ordusunun kısayası nerede olduğunu şu an tahmin edemiyorum ama
Neyse şu an saldırabilecek pozisyonda olduğunu zannetmiyorum ben yine de. Ordumuz da tazeleniyor. Tamam, otomatik sonuçlandırma kokardı, kötü olmadı. Önümüzdeki tur outdoor ulaşıyor muyuz yahu? Galiba ulaşamıyoruz ya, dur bakayım. Emin değilim. Ulaşıyoruz. Sorun yok. Önümüzdeki tur Altdorf'u belki de ele geçireceğizdir. Bakalım. Kaç kişilik bir garnizon var? 15. Asıl ordusu küçük bir ordu. Yani benimkinden daha zayıf bir ordu ama asıl ordusu Altdorf'un içindeyse saldırır mıyım? Yine de muhtemelen saldırırım. Bakalım. Sen de bir adet şunu alalım. Isabella'cığım sen arkan olduğunu almış mıydın? Nice, güzel. Artık Isabella'nın kendi özel... Bir dakika ya. Nehik'in yakarışını da biraz ucuzlatmak iyi olur. Onu bir alayım. Sen arkan olduğuna doğru yoluna devam ediyorsun. Aynı şeyi sen de yapıyorsun. Bir de yeni kahramanımız Fersiz Kral da şurada yayılma kontrolü verelim birazcık. Krumberg'de garnizon binası sapasağlam burada duruyor. Nice. Bir de şuradan gelir ve kontrol elde edebilirim. Neden olmasın? Bu hareket etmediği şey, hareket edecek hareket şeyi yok demek istedim. Hızlı anlaşmalara bakalım. Bir dakika, buydu. Hostland, Midland, İmparatorluk ile anlaşma yapmak pek istemiyorum. İmparatorlukla aramı iyi tutacak çeşitli şeyler aldım. Teknoloji mi almıştım? Evet, teknoloji almıştım galiba. Yok. Ne almıştım ya? Teknoloji olabilir. Neyse, o şeyi almamın, ilişkilerimi geliştirmemin... Yoksa şey mi almıştım? Yok. Neyse, galiba teknoloji... O teknoloji ile ilişkilerimi geliştirmemin sebebi zaten bana geç savaş açmaları. Şu an alt tarafa savaş açmışken bir yandan da şunlardan savaş yemek istemem. Yani muhtemelen yiyeceğim yine de ama... Ne kadar geç olursa o kadar iyi. Tek düşmana odaklanmak her zaman iyidir. Devam. What does thou want? Yeah, işte. Beklenen oldu. Zufbar. Bakalım. Direkt saldırabilecek pozisyonda mı? Okay. Bu beklenmedik değildi ama planları biraz değiştirir. Yani burada 20 kişilik bir garnizonum var ama onların bayağı kalabalık bir ordusu var. Burada bir ordu yapmam şart. %100. Drakenhof Kalesi'ni pas geçip başka yerlere de saldırabilirler. Bir şekilde bunlara karşı duracak ikinci bir ana orduya şu an kesinlikle ihtiyacım var. Kalıcı olacak bir orduya ihtiyacım var hatta yani. Küçük bir ordu bir şey yapamaz. Talan değeri. Burayı talan etmek istemiyorum zaten. Kâlâ o zaman şöyle yapacağız. Görev muharebesine katılacağım. Altdorf'u fethim azıcık ertelenmiş olacak ama şu an bence yine de en iyi seçenek o. Şöyle bir itemlarımı yine genel bir kontrolden geçireyim. Bir muskan var, önemli değil o. Ekstra silahım, ekstra arkana eşyam var, bir de muskan var dediğim gibi. Tamam, bunları sen tak. Ne haber var mı? Bir tane hazinecim varmış, tak gitsin. Okay. Vlad von Karstein. Kan içici şöyle gösteriyor. Karsten yüzü ise bariz bir şekilde güçlü olduğunu söylüyor. Mortis motoruna dikkat ettiğim sürece destek birliği bekleniyor falan da yazmıyor bu arada, enteresan şekilde. Okay, bayağı kolay bir savaşa benziyor o zaman bu. İki tane de kan apıcıyı veriyor. Nice. Şunu direkt yapayım o zaman ben. As it will be again. Fetch me the head of this Strigoi.
I would have this nuisance crushed. Bari tezahürat etmekte biraz durdurdular ama. Okey. Direkt şuraya dizebiliyorum zaten ordu bu. Ne? Geliniz efendim. Yine klasik olarak. Burada bir engel mi var? Taşlık varmış burada. Ya okey. Tek bir taraftan saldırsak daha iyi olur hatta o zaman. Şöyle mi yapalım? Biraz mesafemiz açık oluyor ama önemli değil. Tamamdır, böyle yapalım. Mortis motoruna dikkat ettiğim sürece, onu erkenden aldığım sürece herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Siz de şöyle arkaya yerleşiniz. Siz en önde durunuz. Hatta şu uçan 3 arkadaşımızı kontrol 3 yapıp direkt Mortis motorunun üstüne salarım. Mortis motoru ne kadar uzun süre hayatta kalırsa o kadar başıma bela olur çünkü. Okay, geliniz efendim. Motorunu üzerime getirmiyor bu arada. Ordum biraz yavaş olduğu için bu taraftan başlamamın pek bir esprisi kalmadı. Yine formasyonunu koruyor gibi duruyor. Büyülerle onlara bir şey yapabilir miyim diye bakıyorum da. Zannetmiyorum. Kendinize dikkat ederek onu bir indirin arkadaşlar siz. Hadi vurun artık biraz. Ha şöyle. Sen değil de onu millet millet onlar halleder. Mortis motorunu indiriyorsunuz değil mi? Başkalarıyla uğraşmayın. Onlar oradan saldırıyor. Siz de gidin abi oraya. Siz de şöyle sağ tarafa girin. Sen de gir abi. Ne zaman hallediyor? Mortis motorunu indiriyorsunuz değil mi? Başkalarıyla uğraşmayın. Ölüm rüzgarı için güzel bir pozisyon yok. Ne demek istiyorsun? Onu indirin. Fersiz Kral biraz hasar alıyor. Onu Fırat sen iyileştir. Bir nefes yeteneği. Şöyle atılabilir belki. Şimdi şunlar arkadan saldır. Bunlar boşta kalmış. Şuraya bir desteğe git. Mortis motoruna saldırınız. Yapıyorlar. Bir tane büyüğü çaksan fena olmaz. Bunların lordunu indirdik mi? Daha indirememişiz. Çok ayıp. Vlad'cim. Kendine ver şunu. Şu tarafa odaklanabilirsiniz. Şu Fersiz Kralı bir birazcık iyileştirsem fena olmayacak. Necromancer de iyi hasar almış orada. Böyle. Tabii, indirdiniz mi Mortis motorunu? Tamam çıkın. Veya çıkmayın ya, takılın orada siz. Necromancer senin oradan çıkman fena olmayacak gibi duruyor. Buna ulaşabiliyor musun? Yok. Tamam, takıl orada o zaman. Necro'cum hadi. Hadi gereksiz yere canımı sıkma benim. Necro beni endişelendiriyorsun. Hadi çekil oradan, çekil oradan aslanım. Hadi bakayım, hadi bakayım. Bir rüzgarım yok. Çekil oradan, hadi aslanım, hadi aslanım. Ya nasıl takıldın oraya, nasıl o kadar çıkamadın gerçekten? Of, Necromancer'ı kaybettik bildiğin ya. Çıktı da çözülüyor yani, bu saatten sonra toparlayamaz herhalde.
geçebileceğinizi zannetmiyorum. Yes, awake minion. Hadi Isabella, başarabilirsin. 6-20. Gitti vallahi Necromancer. Of ya, gerçekten pis pisine kaybettik. Çok büyük bir kayıp değil ama yani gerçekten can sıkıcı. Ya Vlad, sen bu arada o Lord'u nasıl öldüremedin bir saattir abi? Ayıptır sorması. Savaşta o kadar hasar almam çok enteresan ya. Şunu bir bas, şunu bir bas. Şundan bir şuraya basmak istiyorum çünkü. Siz kralın da canı gitmeye başladı. Sen de çekil oradan. Bu savaşta galiba bilmediğim bir mekanik var benim. Sürekli tazeleniyorlar mı nedir yani? Şuradaki mezar muhafızlarının bu kadar adam arasında bu kadar hayatta kalması çok enteresan. Yenileri de geliyor. Yani Lord'u öldürmemiz lazım galiba bizim. Vlad de onu yeterince hızlı yapamıyor. Evet, vallahi yenileri geldikçe geliyor. Çok acayip. Bunlar da ölüyormuş. Bak sonsuza kadar böyle miyiz yani? Tamam, gereken bir şey mi var diye bakıyorum. Lord'unu öldüremiyorum, o kadar hızlı iyileşiyor ki. İyileşim sınırı falan yok mu Lord'un kardeş, ayıptır sorması. Bir saatte bir tane mezar muhafızını öldüremedik. Şunlarla bir vur kaç yapma yapar. Abi geldikçe geliyorlar mı? Nedir bu işin çözümü? Şunlara bir arkadan markadan birilerine saldıralım. Tamam, oradakiler bitti çok şükür. Destek birliği gelmedi ama yeni, yani adamları kendileri bitmiyorlar sağ olsunlar. Bunda da bir iki vurkaç falan yapayım ben. Şunlara dal, sen de şunlara dal. Hatta siz de böyle de destek olun isterseniz. Kesinlikle beklediğimden çok daha fazla hasar aldım ya. Nedir arkadaş? Isabella mezabella gelince canını bayağı indirdik arkadaşın, öldürdük nihayet. Herhalde daha fazla da kalmazlar. Oh nihayet, nihayet. İlginç savaşmış, ilginç savaşmış. Necromancer'ıma yazık oldu. Ben bu savaşta fazla hasar almayacağımı düşünmüştüm. Okay. Necromancer belki dirilir diye bakmıştım ama olmadı. Kara büyüye ihtiyacım var.
Okay, bu savaşta fazla hasar almayacağımı düşünüp ondan sonra da diğer görev muharebesine girip bir 5K'da oradan kazanırım diye hesap etmiştim ama o pek gerçek olmadı. Okay, direkt onun karşısından fiziksel gelir. Nice. Okay, sen o zaman burada bekliyorsun abi, yapacak bir şey yok. Sen de yanına gel. Sosyal durumun bir mahsuru yok. Şu tek puanlarını dağıtalım, ondan sonra yüce saldırısına karşı ne yapabileceğimize bakalım. Alırken izin yayıncı. Bunları... Uçan birim karşıma çıkar mı? Yani Carl Franz uçuyor falan olabilir aslında, işime yarayabilir. Ama diğerlerinde... Yok, ben birazcık kendisini güçlendireceğim bunu. Sabır şal. Kankanoğlu'nu aldın. Peki şuradan devam edelim o zaman sen de. Ben de şuradan devam. Daha fazla Arkanoğlu'na gerçekten çok ihtiyacım var. Şuradaki birlikleri yenilemeye ekstradan puan vermeseydim. Şimdiye daha fazla Arkanoğlu'm olmuştu. Okey, Necromancer'ı kaybettik maalesef. Onun yerine... Bir tane daha bunu alsam ya. Dur dur, şimdi öteki tarafa bir odaklanayım da. Para harcamayayım buraya. Şimdi... Şuradaki aldığımız fon... Bir dakika, bunu almadan önce bir şeye bakayım. Şunu mu alsam? Veya biriktirsem mi? Mesela buradan artı 5 kontrol. Artı 5 kontrol şu an pek ihtiyacım yok ya. İsyan sıkıntısı yaşamıyoruz yani. Süvariler için silah gücü fena olmaz ama o da acil değil. Su başarı olası fena olmaz da o da acil değil. Şimdikin seviyesi kapasite o da güzel ama acil değil. Ben şu karakter tecrübesini alırım. Uyandır. Okay. Dolayısıyla buraya Von Karstein de alabiliriz. Lamia'lı da alabiliriz. İstatistiklerini şu an göremiyoruz değil mi? Ha, görebiliyoruz. Şöyle bir bakacak olursak... Ölüm rüzgarı, ölüm rüzgarı var bunda. Bu bölgesel sarkaç ölüm rüzgarı bunda da var. Bu kalkanlı, cücelere karşı kalkan iyi olur. Bunda bir savunması düşük ama. Şu olsun hadi ya. Von Karstein olsun. Yani bunun ruh paraziti de cücelere karşı fazla etkili olmayacağı için. Buradan da bir görevden bin daha geldi. Pekala şimdi. Elimizde neler var? Şu nispeten kaliteli birimleri bir alalım. Şurada nispeten kaliteli kategorisine girebilir bence. Namlı alaylardan destek almamız icap eder bence. 800 şöyle hepsini alacak olsam sen de gel hatta. 2600 tamam, al hepsini. Bunları al. Bunları al. Ağır silahlarını falan engellemek için yarasa işe yarayabilir. Bir saniye ama. Kara şövalye var. Şu an kuşatırlar mı? Kuşatmazlar herhalde. Ben şu kara şövalyeleri bir alayım. Kuşatırlarsa 3 birim eksiğimiz olur ama önemli değil. Tamam, böyle iyi. İflas eder miyim diye bakıyorum. Ederim. Bunları almak tamamlanınca. Dolayısıyla iflas edebileceğim bir bina var mı? Varsa afen saldırıya uğrayabilir. Bunu iptal edeyim. Esçen bir kalabilir. Şu an iflastan kurtuluyorum zaten de. Bir bakayım yine de. Tamam, başka da bina yapmıyormuşum zaten. Bunun tanesi 200, 600. Yani eksi 200 falan olacağız önümüzdeki tur. Tamam, sorun yok. Sorun yok. Drakenok Kalesi'ni es geçeceklerdir. Ama ben bunları dışarıda yakalarsam bu
Çok da iyi olmayan orduyla iş yapabilir miyim? Bir de kahraman alabilir miyim? Ha, ölü çağıran kapasitem var bir tane bu arada. Orduya lazım ya. Eksi 400 olacağız. Yine iflas etmiyoruz. Tamam. Diğerini almayı bekleteyim. Öyle kalsın. Tamamdır. Tamamdır. Buralarda savunma ordusu yapmamış olmamın daha önce sebebi zaten direkt ölü kaldırarak orada anında bir savunma yapabilmek. Öyle bir imkana sahip olmak. Direkt saldırabilirdi. Şuraya gelip öyle savaş açıp ondan sonra saldırabilirdi. Kendisi açısından daha mantıklı olurdu. Ama yapmadı onu. Yapsaydı da evet, biraz tehlikeli olurdu. Özellikle bu iki orduyla birden saldırırsaydı Drakenov kalesini alabilirdi öyle bir mantıklı hamle yapsaydı. Ama yapmamayı tercih etti. Kefalakçım sen orada bekle. Bir adam daha almayacağım sana. Neyse bakalım. Karanlık çukur kamerası. Bu arada bir tane Necromancer'ımı da güneye yollayayım da Manfred ölmediyse onunla da karşılaşayım. Belki onu da konferansına katma imkanım olabilir. Şu saldırıyı bir atlatayım da tam olarak yapacağım şey o. Ya ele geçirseydi de orada indiriverseydim onu. Okay, ne yapalım? Okay. Okay. Sufbar geri çekilmeyi tercih etti. Yani şey toprakların içine dalmasından onları kovalamak zorunda kalmaktan endişeleniyordum. Eksiye de düşmedik bu arada. Okay. Şimdi bu ordu 20 kişilik. Bir kişi ilave edeyim kim olsun? Namlala iskelet olsun. Zombi olsun. Yani birlikte yenile. Saldırabilecek pozisyondayım ama biraz şansımı zorlamak olur. Garnizonları, marnizonları biraz sıkıntı. Ben bunları efendi gibi pusuya çekmeye çalışayım. %45 mi? Şurada bir %70 var ama... Sağ taraftan saldırırlarsa... buradan Drakenhof'a saldırırlarsa onları pusuya falan düşüremem. Okay. Önünde %45 ihtimal ile beklemek daha makul gibi. Şu an keşke şunu alsaydım diyorum bak. %20 pusu başarı olasılığı fena olmazdı şu an. Okay. Diğer Necromancer'ımı bunu şeyin ordusuna göndermeyeceğim. Dedin ordusuna göndermeyeceğim. Dediğim gibi Manfred'e göndermek daha mantıklı bunu. Saldırgan, sezgisi kuvvetli. Sefer görüş açısı olsun. Ha bakalım şöyle sen. Manfred'i keşfettikten sonra orada birilerinden de teknoloji çalmaya çalışırım. Eksiye düştük. Normaldir. Rastgele varlığımız... Varlığı söz konusu. Burada yine bir isyan sıkıntısı çıkacak yalnız. Şimdi bir basayım bakalım. Sen aslında orada dursan daha iyi olacak benim adıma. Biraz kontrol sağlıyor çünkü. Az da olsa. Burayı tamir etsem mi? Yalnız bu dakika, şu an buraya saldırırsa bu desteğe gelir. Hoş olmaz benim adıma. Şöyle desteğe gelemeyeceğim pozisyonda kalsın. Bunu tamir etmek çok masraflı. Onu girişemem şu an.
Allah da ne yapacağıma bağlı birazcık da. Rem harevesine girsem mi? Pek hasarlı sayılmam. Tamam. Tamam, diğer görev harevesine de giriyorum ben. Biraz önceki görev harevesi biraz gözümü korkuttu ama bence hallederiz. O paraya da ihtiyacım var. Ne alsam? Mortis motoru. Alayım mı? Evet abi, Mortis motoru al, varsa alınır yani bir tane. Okey. İflas neşeyindeyim ama görev muharebesinden sağ salim çıkar isem... şeylere, roket bataryalarına direkt uçan birimlerimle dalarım. İki kanapücüğü de veriyor. Nice. Güzel. Buna gitmem gerekiyor şu an. So it shall be slaked in the blood of living fools that think to challenge the might of von Karstein. Let the slaughter begin. Yine seslendirmesi süper olan karakterlerden ya. Aksanı tam yani, güzel. Yalnız bu savaşı önümüzdeki bölümde verelim. Bu bölüm burada sonlandırmanın vakti gelmiştir. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir like'ınızı da rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.